demişler mahkemede. Evet, şimdi bayan kahve çekirdeği ve kahve girsin. Allah aşkına sen neyi okuyorsun? Onların da öyle değil ki. Ya ne bileyim uyduruyorum işte. Her neyse. Bayan lokumla bay kahve içeri girsin. Ay, ay, Tamam teyzeciğim sen buraya otur da. Eee Avukatlarımız da içeri girebilir. Evet sayın beyefendi ve hanımefendi. Duyduğuma göre siz ayrılmak istiyorsunuz. Evet ben bundan ayrılmak istiyorum. Sıkıldım artık. Ben sıkılmadım sanki beyefendinin hallere bak. Sessizlik. Şimdi öncelikle neden ayrılmak istiyorsunuz? Bunu bir açıklar mısınız? Hanımefendi. Yemeğimden kıl çıktı. Allah'ını seversen bir doğru düzgün yemek yapamıyor. Tamam yemeklerin çok güzel ama içinden kıl çıkıp duruyor. Ondan sonra gidiyor. Evler evleri süpürme bana kalıyor. Neymiş bulaşıkları yıkayacakmış. Bir kere hanım dediğin evdeki tüm işleri yapmalı tamam mı? Ben maçımı izleyeceğim. E sen de bana pazardan kurtlu nohut almasaydın o zaman. Kurtlu nohut alıp duruyorsun. Ben ne yapayım? Sonra yemeğin içinden kıl çıkıyormuş. O kendi kılın olabilir mi şu boynuzlarındaki kıllardan? Tamam sessizlik. Şimdi avukatlarımızdan bir savunma alalım. Bir kere benim şeyim işte adı nedir onun işte bir şeyim. Ee, çok haklı. Çünkü siz sadece kurtlu nohutla savunuyorsunuz. Onun içinden yemeğinden kıl çıkmış. Ondan sonra siz evleri süpürmüyor musunuz? Yani burada benim şeyim haklı. Fakat beyefendi, buradaki yemeklerin kötü olmasında beyefendinin suçu var. Bir kere kurtlu nohut kurtlu nohut alıp da ben yemeği sevmedim, güzel yapamadın diyemez. Çünkü kendisi başlatmış olayı. Aferin benim kızıma. Gördün mü işte? Sen böyle görürsün gününü. Ne diyorsun sen ya? Bir dahakine pazara ben giderim o Sen gidersin o zaman. Sessizlik. Evet. Şimdi dinlediğimize göre. Herhangi bir karar almamız gerekiyor. İlk öncelikle sizin kararlarınız hakkında bir dinleyelim bir kere benim kararım yemeğinden kıl çıktı diye bana bir kere mevzu yapmasın. O zaman gidip kendisi pazara gitsin. Neymiş? Kurtlu nohut alıyormuşum. E sen de bana kumandayı vereceksin o zaman. Diyorum ki kumanda 2 santim şeyinde yanında. Diyorum ki hanım kumandayı versene diyorum. Ama sen vermiyorsun. Kendini al diyorsan. Evet çünkü çok şişkosun. Biraz yürü de zayıfla yani böyle fit delikanlı erkekler gibi. Ne diyorsun önce sen kendine bak. Tombiş tombiş yanaklarım var. Sessizlik. Şimdi avukatlarımızı dinleyelim. Ben ee, şeyimin bu hanımefendinin dediğini şey yapıyorum. Evet yani doğru buluyorum. Çünkü madem siz yapamıyorsunuz o zaman kendi, hanımefendi pazara gitsin. Hem o daha iyi bilir. Ve ayrıca kumandayı da siz alabilirsiniz. O kadar önemli bir şey değil. Benim şeyim bir kere sizin köleniz değil. Ben buna katılmıyorum. Bir kere ee, neden bulamadım? Bir dakika, bir dakika. Ha, doğru söylüyor bir kere. Adam 60 yaşlarına basmış. Sen hala diyorsun ki, o zaman spor yap, yanaklarına bak, şişko şişko, tombul tombulsun diyorsun. İyi de önce kendine bak sen. Ay inanmıyorum. 60 yaşındaki teyze, siz nasıl böyle bir şey söylersiniz? Sessizlik. Madem bir yere çıkamıyoruz, o zaman tanığımızı alalım. Hoş geldiniz. E, merhaba, ben şimdi gördüklerimi mi söyleyeceğim? Evet, ilk defa mı mahkeme şeyine geliyorsunuz acaba? Evet, daha önce hiç böyle şeyleri, e, hiç böyle şeyler bilmem ben. Ya hukuk okuyorum da yani böyle şeyler bilmiyorum hadi oğlum yapabilirsin beni savun hayır sen Abdülhamid'i savunamazsın sen beni savunabilirsin ee, şöyle şöyle ki yani ikisinin de ayrılma nedenini ben çok saçma buldum şunu söyleyeyim ki sen benim oğlum değilsin Allah aşkına nesi saçma bunun bir kere o beni e, e, kurtlu not alıyor ondan sonra diyor ki imimden kıl çıkıyor diyor ben burada 70 yaşında bir teyzeyim. Ne ne diyorsun? 50 yaşındasın. Ben 60 yaşındayım asıl. Sus bir kere. Sessizlik dedim. Bir ee, tanık konuşurken siz onun lafını bölemezsiniz. Lütfen siz devam edin. yani ikisinin neden de çok saçma buluyorum ama burada haklı olan kim derseniz ben dedemi derim. Çünkü dedem bana daha haklı geldi. Ay inanmıyorum. Ay şunu gözümün önünden çekin. Sen benim oğlum olamazsın bir kere. Sen nasıl dediğini savunursun ayol. Sana o kadar güzel güzel çorbalar yaptım. Kekler yaptım. Hiç mi bunları unutmazsın sen? Sana o kadar para verdim. Yalnız teyzecim yani. Aman anneanneciğim yani. Sen şey yaptın ama bana sinekli çorbalar yaptın ondan sonra yediye zorlattın. Sümüklü kekler yaptın yediye zorlattın. Sonra bana para vereceğim derken sadece 5 kuruş verdin. <laughs> tamam artık gidebilirsiniz bu duygusal görüşmeden sonra. Az kalsın ben de ağlayacaktım. Tamam ben kesinlikle dedemi savunuyorum. Bu hanımefendiyi savunmuyorum. Ben de artık sen de benim anneannem değilsin. <laughs> Bir daha da bana sümüklü kek yapma. Ben dedemle alışveriş merkezine giderim. Ay inanmıyorum bu da benim torunum çıkmadı. Ay kimse beni sevmiyor. Tamam o zaman sanırım avukatlarımızdan dinleyelim. Evet sayın avukatlarımız tanığın e, söyleyişine ne gibi bir tepkiniz var? Bence çok doğru söylüyor. Gerçekten çok haklı yani. Bu kadın kim bilir daha torunlarına nasıl işkence ediyordur. E, ben yokum. Sen nasıl benim şeyim hakkında böyle şeyler dersin? Bir kere benimki haklı. Çünkü o sümüklü kekler falan yapmıyor. Bu çocuk e, ayrımcılık yapıyor. Dedesini daha çok sevdiği için böyle şeyler söylüyor. Bir kere benim şeyim böyle bir şeyler yapmaz tamam mı? Ondan diline hakim ol. Öyle mi? Siz de bahane bulamadınız. Yeni bahaneler üretiyorsunuz herhalde. Sessizlik. O zaman şimdi biz bir karar vereceğiz. Ben ayrılacağım bundan. İyi ayrıl, bana ne? Evet, ee, Lokum Hanımın söylediği şey neydi? E, çözüm müydü ne? Aynen. O çözüm daha mantıklı geldi bize. Yani şey, şey çözüm işte. Hani siz kurtlu not alıyormuşsunuz ya. Hayır bir kere, o kurtlu not almıyor bir kere. O hanımefendi kurtlu not yapıyor sessizlik dedim. Ee, siz hani kurtlu nohut alıyormuşsunuz ya işte hanımefendinin dediği gibi hanımefendi de pazara gitsin siz yemek yapın. Hayır ben yemek yapmam ben ayrılacağım bu garıdan. O zaman ben de senden ayrılalım. ne biçim kocasın sen. Sessizlik. Hayır ne yaptın sen? Eee özür dilerim. Ben neden buradayım? Karnım acıktı. Ben annemi istiyorum. Ben annemi özledim. Başım ağrıyor. Gideceğim buradan. Ben istiyorum. Evet